Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bültenine karşınızdayız. Bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz sevgili izleyenler. Erzurum'da bir motosikletle 55 km uzaklıktaki Tortum ilçesine giden iki arkadaş dönüş yolunda kamyonetin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi. Erzurum'da motosikletle 55 km uzaklıktaki Tortum ilçesine giden iki arkadaş dönüş yolunda kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza gece yarısı Tortum ilçesi çıkışında akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İftardan sonra yanına arkadaşı 23 yaşındaki Ahmet Ergün'ü alan 22 yaşındaki Kubilay Yunusoğulları Tortum ilçesine gitti. Burada bir süre gezen iki arkadaş dönerken girdikleri akaryakıt istasyonundan ana yola çıkarken Erzurum'dan Tortum'a giden 25 plakalı MK yönetimindeki kamyonet çarptı. İki arkadaş ağır yaralandı. Ambulans hastaneye kaldırılan ve özel bir şirkette dağıtım elemanı olan Ahmet Ergüney yolda hayatını kaybetti. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakuti Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kubilay Yunusoğulları ise ameliyata alındı. Bir çağrı merkezinde çalışan Kubilay Yunusoğulları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü MK, motosikletin ışığının yanmadığı için göremediğini öne sürdü. Geçiyoruz bir başka trafik kazası haberine sevgili izleyenler. Horasan ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu onu Suriye uyruklu 11 kişi yaralandı. Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında onu Suriyeli 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu Şerif Osman'ın kullandığı otomobil Horasan Eleşkirt Karayolu Sacdağ mevkisinde İranlı Habib Aslanzede yönetimdeki yabancı plakalı tırla çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Suriye uyruklu Nazlı ve Yeter Nebo, Hadi, Halit ve Lema Osman, Sadiye Esmuz, Ziya, Halide ve Heva Esman yaralandı. Erzurum ve Ağrı'dan gelen 112 acil servis ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9'u müdahalenin ardından ambulans helikopter ve ambulanslarla Erzurum'a sevk edildi. Ülke Ocakları Erzurum İl Başkanlığı üyeleri Çin'de baskı altında tutulan Uygar Türklerine dikkat çekmek için iftarlarını su ve simit ile açtılar. Ülke Ocakları Erzurum İl Başkanlığı üyeleri Çin'de baskı altında tutulan Uygur Türklerine dikkat çekmek için iftarlarını su ve simit ile açtılar. Buradaki durumu görüyorsunuz sevgili seyirciler. Su, bir yandan da simitler var. Sanırım buradaki durumun bir yansıması olacak. Ne olacak? Efendim, dünyada zulüm gören bütün Müslümanlar orucunu açamıyor. İşte savaştan dolayı, sıkıntılardan dolayı sanırım o anlamda protesto amaçlı onlar da onların yaptığını yapmaya çalışıyorlar. Yani dünyada zulüm gören Müslümanların yanlarında olduklarını gösteriyorlar Erzurum'un dadaşları. İl Başkanı Abdullah Kırmacı dünyanın gözü önünde küçük çocukların katledildiğini belirterek Komünist Çin yönetiminin uyguladığı zulme tepki gösterdi. Sincan Belediyesi'nde Cuma günü 28 Müslüman Türk'ün öldürülmesine rağmen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin havai fişekler eşliğinde sanki bir kutlama yapar gibi Ramazan etkinliğini sürdürdüğünü ileri süren Kırmacı, orucumuzu su ve simitle açarak dünyanın her yerinde iftarda evine bir lokma ekmek götüremeyen Müslümanlara dikkat çekmek istedik. Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum dedi. Ezan okumasıyla birlikte yaklaşık 50 kişilik grup Tarihi Yakutiye Medresesi önünde su içip simit yiyerek iftar açtı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Erzurum'da görev yapan gazetecileri iftar yemeğinde buluşturdu. Atatürk Üniversitesi konuk evindeki iftar yemeğine gazetecilerin yanı sıra Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muammer Yaylalı katıldı. Çocuklar getirdiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bu akşam iki mutluluğu birden yaşıyoruz. Hem iftar etmenin sevincini yaşıyoruz. Hem de Erzurum'daki hemen hemen bütün kurumlar, bütün kurum temsilcileri, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan Anadolu Ajansı'na, Kardelen'den
Doğu TV'ye, Kanal 25'e, gazetelerimizden Pusula, Yeni Gün, Milletin Sesi, Güne Bakış gazetelerimizin temsilcileri, Palandöken gazetemizin temsilcileri, İNAS Haber Ajansımızın temsilcisi, eğer isimlerini saymakta unutursam lütfen hatırlatın. Çünkü bir aydır kalabalık bir grubumuz var. Efendim. Yemek sonrası konuşan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, bu akşam hem iftar yapmanın hem de Erzurum'daki önemli kurumlarımızın temsilcilerini bir araya getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum dedi. Sözümüzü çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü aramızda misafirlerimiz var. O misafirlerimizin başında da bizi hiçbir yemeğimizde yalnız bırakmayan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız aramızda. Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Sayın Rektörü aramızda, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen aramızda, Vali Yardımcımız Mustafa Bey aramızdaki tayini çıktı, gidiyor. Kendisine yeni görevinde, yeni yerinde başarılar diliyorum. Meslek örgütlerimizin temsilcileri burada, Basın Yayın Enformasyonu ve Basın İlan Kurumu'nun Hidayet Basın diğer belediyelerimizin basın temsilcileri burada. Hepsine sağlık bakanlığımızın basın danışmanı burada. Evet, Sabit Bey burada. Ticaret odamızın temsilcisi burada. Velhasıl bütün dostları burada görmekten son derece mutluyum. Hepiniz emeğimize katıldığınız için ve bize bu şerefi bahsettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Atatürk Üniversitesi'ne yapmak istiyorum. Rektörümüz Hikmet Bey şehir dışında olduğu için yemeğimize katılamadı. Ama Genel Sekreter Yardımcımız kendisi gelmiş. Savaş Bey burada. Ve yine bizim artık onu üniversite camiasından çok saymıyoruz. Çünkü meslektaşımız Bünyamin bizi kırmadı. Bünyamin Aydemir kırmadı, geldi buraya. Hem akademisyen kimliğiyle hem de gazeteci kimliğiyle. Yanında çok değerli üniversitemizin hocalarını da getirdi. Onlara da geldikleri için teşekkür ediyoruz. Bünyamin yine bizim yazarımız. Kim? Bizim evet, Bünyamin Bey ayrıca Pusula Gazetesi'nin yazarıymış. O kimliğini de burada. Yine internet sitelerinin temsilcileri aramızda, cemiyetimizin de yönetim kurulu üyesi haberlerinin de internet sitelerinde. Erzurum'da şehir içi toplu taşımacılığı yapan toplu ulaşım şoförleri Ramazan ayında yolcuların agresif olduklarını ifade ederek bu durumdan şikayetçi olduklarını belirttiler. Ramazan ayının hoşgörü ayı olduğunu ifade eden özel halk otobüs şoförü Raşit Andiç, ama bu günlerde araçlara binen yolcuların daha agresif, çok küçük şeyden tartışmaya girer halde olduklarını söyledi. Andiç, Ramazan ayı olduğu için işlerde düşüşler oluyor. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşımız bizimle tartışıyor. Vatandaşlarımız bu aylarda çok sinirli oluyor. Otobüslere asabi binen vatandaşlarımız bizimle gelip tartıştıkları zaman sıkıntılar oluyor. Dert küpü haline geliyoruz. Bizim istediğimiz oruç tutan vatandaşlarımızın sakin olmalarını, bizlerle tartışmamalarını istiyoruz. Ayrıca kesilen cezalardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşlarımız bize müsait yer dinleyeceğiz deyince mecburen indirmek zorunda kalıyoruz. Böyle olunca trafik polislerinden ceza yiyoruz dedi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi Erzurum'da 8 ve 10 yaşındaki iki erkek yeğenine 3 yıl boyunca tecavüz eden 35 yaşındaki Suat D'ye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 56 yıl hapis cezası onandı. Erzurum'un Merkez Aziz ilçesinde yaşayan ve iki erkek çocukları bulunan Öznur D ile Murat D ailevi nedenlerden boşanma kararı aldı. Ev kadını Öznur D bu gelişmenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Hizmet Biriminden yardım alırken o dönem yaşları 8-10 arasında değişen çocukları SD ve RD'ye kayınbiraderi Suat D'nin 2009-2012 yılları arasında tecavüz ettiğini ileri sürdü. Hastane başhekimliğinin ihbarı üzerine gözaltına alınan amca Suat D, 11 Mayıs 2012 günü tutuklanarak Erzurum E tipi cezaevine konuldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her akşam düzenlenen Ramazan geceleri etkinlikleri kapsamında sahne alan Erzurumlu gazelhanlar söyledikleri birbirinden güzel ilahileriyle Erzurumlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Büyükşehir Belediyesi'nce kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen iftarlarla vatandaşlar oruçlarını huzur içerisinde açma imkanı bulurken, iftar sonrası organize edilen programlarla da keyifli geleneksel Ramazan akşamları yaşanıyor. Ramazan geceleri etkinlikleri kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda geleneksel Ramazan akşamları gösterilerinden sonra sahne alan gazelhanlar birbirinden güzel ilahileriyle Erzurumlulara güzel bir gece yaşattı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda vatandaşların duygulanarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Bu arada programa katılan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Daha fazla haber ve ayrıntıyı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.